1984 doğumluyum. Konya'da doğdum. İstanbul'da başladık bu işe. 2013 senesinde başladım bu işe. İlk önce perakende ile giriş yaptık. Daha sonra abimizin sayesine, rahmetli bir abim var, onun sayesine yavaş yavaş imalata geçmeye başladık. 2013 senesinde imalata geçtim. Eylül Perde bir markadır. Hayallerimize kavuştuk biz gerçekten ciddi anlamda Yalçın Bey'le. Biz yurt dışı hep hayalimizdi, yurt dışına açılabildik. Tekstil kentte böyle bir showroom açabilmek bizim bir hayalimizdi ve biz bunu gerçekleştirebildik. Bizim için müşteri çok çok önemlidir. Müşteriye mal satmak, çok mal satmak değil de temiz mal satmak, güzel mal satmak bizim için daha önemlidir. Müşterilerimize ve size de teşekkür ediyorum. Eylül Perde müşterilerimiz için yeniliklerle üretmeye devam ediyor. Bizi takip etmeye devam etsinler. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Merhabalar değerli sektör mensupları. Efendim sizden ayrı kaldığımızı düşünmeyin sakın. Hastalık, korona ve karkış, kıyamet derken birkaç aylık ayrılığın arkasından yine bir başarı hikayesini paylaşmak üzere kamera karşısına geçtik. Evet, bugün Yalçınkaya ailesinin başarı hikayesini paylaşacağız. Neredeyiz? İstanbul Tekstil Kent'te Eylül Perde Sistemlerinin showroom'undayız. Efendim imalatçı bir ailenin hikayesini dinleyeceğiz biraz sonra. Yurt içinde göstermiş olduğu başarıyı yurt dışında da çok rahatlıkla sağlayan bu aileye sorular yönelteceğiz. İzninizle diyorum efendim ailemizi tanıyalım. Sema ve Yalçın, Yalçınkaya ailesi. Merhabalar. Merhabalar Emel Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hoş bulduk. Gencecik insanlarsınız ve çok başarılı işlerin altına imza atıyorsunuz. Gerçekten ben de bu başarı hikayesini merak ediyorum. Sorular hazırladım elbette ki. Değerli sektör mensuplarımızla başarı hikayenizi paylaşmak ve yeni nesile sizleri örnek teşkil edebilmek için. İsterseniz şöyle başlayalım Yalçın Bey, Sema Hanım. Sizleri tanıyarak başlayalım programımıza. Tabii. 1984 doğumluyum. Konya'da doğdum. İstanbul'da başladık bu işe. 2013 senesinde başladım bu işe. İlk önce perakende ile giriş yaptık. Daha sonra abimizin sayesine, rahmetli bir abim var, onun sayesine yavaş yavaş imalata geçmeye başladık. 2013 senesinde imalata geçtim. Bu şeyi kurmaya başladık. Rahmetli Önder Yalçınkaya abimizle başladık biz bu işe. Sonrasında Yalçın Bey kendisi devam etti. Ben de ona destekçi olarak birlikte bu işi başarmaya karar verdik ve başardık elhamdülillah. Türkiye'de bayağı uzun çalışmalarımız oldu. Yurt dışına da açılmaya karar verdik ve birlikte yurt dışına da açıldık. İhracat yapıyoruz. Perde sektörüne uzun zamandan beri bayağı katkılar sağlıyoruz. İşlerimizde başarılıyız. Şöyle diyelim o zaman Sema Hanım. Başarılı aileler tanıdık bugüne kadar. Evet. Başarılı ailelerin hikayelerini yansıtmaya çalıştık. Örnek teşkil edebilmek için özellikle yeni nesile, arkadan gelmek üzere olan yeni nesile. Ama hep gördüğümüz şu manzaraydı. Mutlaka beylerin yanında eşlerini gördük. Kesinlikle, evet. Bu bakımdan sizi takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin diyelim aile büyüğümüze de. Bir şeyler vesile olacak ki değil evet, mi? İlk adımımızı evet. atacağız. Evet. Önemli olan ilk adımı da atmak değildir. Önemli olan bu zaman zarfı içerisinde ne yaptığımızdır. Ne kadar başarılı olduğumuzdur. Zaten ben showroom'u görür görmez dedim ki evet bu doğru yerdeyiz. Yani başarı hikayesi anlatılacak yer diye düşündüm. Ve bir başlangıç yapmışsınız.
inşallah sektöre daha nice uzun yıllar katkılarda bulunacaksınız. İnşallah. Evet, Eylül Perde Sistemleri adı üzerinde sistem üreten, sistem imalatı evet. yapan bir ailesiniz. Avcılar'da da atölyeniz var. Evet. Doğru mudur? Doğrudur, evet. Evet. Kaç kişiye istihdam sağladığınızla başlayalım, sohbeti biraz ilerletelim tabii. Yalçın Bey. Biz atölyemizde 15 personelimiz var çalışan. Maşallah. Showroom'umuzda 5 tane personelimiz var. Ve yurt dışına, genellikle yurt dışına ağırlık yapıyoruz. Yurt dışına ürünler gönderiyoruz. Filistin, Libya, Bulgaristan, Almanya, Fransa. 5 ülkeye devamlı ihracat yapıyoruz. İlk adımı ne zaman attınız yurt dışı ayağında? İlk adımı 2019 senesinde attık. Ondan sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Libya'ya başladık. Evet, Libya'ya gönderdik evet, ağırlıklı. Hep Libya çalışıyorduk. Ondan sonra arkasına Bulgaristan, Fransa, Almanya gelmeye başladı. İç piyasada çok yoktuk daha önceden. İç piyasaya da 2 sene falan oldu açılalı. Maşallah. İç piyasada bayağı yerlerimizde KT'larımız var. Aşağı yukarı 200-250 şubemizde KT'larımız var iç piyasada. Şimdi Türkiye'nin büyük şehirlerinde belli başlı sektör semtleri vardır. Evet. İşte Ankara'da Çıkrıkçılar Yokuşu gibi, İstanbul'da Sultanahmam Tekstil Kent gibi. Tekstil Kent'te showroom'unuzu açma sebebinizin altında yatan nedir? Neden Tekstil Kent diye bir soru sorayım. Tabii. Tekstil Kent'teki showroom'umuzu açmamızın sebebi sırf hem yurt dışına daha çok ağırlık yapalım hem de Türkiye piyasasına biraz daha girelim diye yaptık. Yani daha çok açılalım maksat. Biraz daha büyüyelim diye. Biz de buradayız. Biz de bu sektörün içindeyiz. Evet. Kendimizi göstermek amaçlı biz buradayız. Çünkü sektörün en bilindik noktalarından biri Tekstil Kent kalbi diyebiliriz evet. İstanbul için. Evet. Dolayısıyla buraya yurt dışından gelenlerin de ayak bastığı ilk yer diye düşünebiliriz. Şimdi tabii ki sadece imalat değil, siz bir yönünüz daha var. Tedarikçi de bir firmasınız. Evet. Dolayısıyla sizin gibi imalat yapanlara, perakendecilerimize özellikle perde sistemlerinde aksanlarla da hitap ediyorsunuz. Hemen o zaman ürünlere de geçebiliriz. Aksanlardan başlayalım, sonra kartela setinizi konuşalım, tabii. sonra showroom'u konuşalım. Başlayalım aksanlar tabii. neler mesela? Genelde onlar? Türkiye ve yurt dışına mekanizma takımı gönderiyoruz. Kapalı evet. kasa. Yani kapalı kasa mekanizma takımlarını gönderiyoruz. Layaklarımız var. Layaklarını gönderiyoruz. Çalışmalarımızı genelde PVC kutuların içinde yapıyoruz. Yurt dışına gönderdiğimiz şu şekilde. Yakından bakalım. Tabii. Şu şekilde PVC kutuya yapıyoruz. PVC kutunun içine koyuyoruz. Hem daha sağlıklı hem de daha güzel gidiyor ambalaj olduğu zaman. Poşete koyduğunuz zaman çok albenisi olmadığı için biz bu sistemi kurduk şimdi. Evet. Bu sistem üzerinden gönderiyoruz. Evet. Biraz daha çok rağbet oluyor böyle yaptığımız zaman. Yine başka mesela, tedarik anlamında su taşlarımız var. Evet. Renk renk su taşlarımız var. Artı silikon, su taşı, metal potraylar. Bunların hep imalatını biz kendimiz yapıyoruz. Evet. Yani çok yönlü bir... Genelde ağırlıklı, evet çok evet, yönlü yapıyoruz. Evet, evet. Ayrıca yine sizin Ar-Ge'niz doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz bir evet. ürün kataloğunuz evet. var. Burada kaç varyant var Yalçın Bey? Aşağı yukarı 350 varyantımız var. Artı yeni çıkacak kataloglarımız da var. Evet. Bu ilk katalogumuz şu anda 350 varyant. Yeni çıkacak kataloglarımız 600 varyantı tamamlayacağız. Bakacağız dikkatli bir şekilde ama şu soruyu da sormak istiyorum bakmadan önce. Showroom'umuzda şu anda bizim gördüğümüz mevcut ürünler, asılı ürünler bu kataloğun ürünleri evet, midir? Evet, bu kataloğun ürünleri. Hepsi de mevcut mudur? Hepsi var. Sergileniyor. Evet, hepsi de var. Katalogda olmayan ürünler de var ama ağırlıklı katalogdaki ürünler bunlar. Ağırlıklı yeni kataloglara çıkarmaya başlıyoruz şu anda. İnşallah yani 2022 yılında daha aktif bir şekilde tabii. göreceğiz sizleri sahada. Şimdi mutlaka bunun içinde mutfak ürünleri vardır. Salon, oturma odaları, çocuk odaları, her yaşam alanına hitap edecek ürünler vardır. Çünkü çok zengin bir showroom'a sahipsiniz. Tabii. Şöyle birkaç ürün gösterelim tabii. ve sohbetimize devam edelim. Tabii. Ar-Ge çalışmalarını neye göre belirlediniz? Yani Sema Hanım'ın mutlaka büyük katkıları tabii, var. Sema Hanım'ın bayağı bir katkısı var. Sema Hanım evet. ne diyeceksiniz bu konuda? Yani biz sadece bu kataloğu Türkiye içerisi için çıkardığımız bir katalog. Evet. Ama ihracatta tabii ki ürün yelpazeleri çok daha fazla. Her ülkeye kendine göre.
Mesela evet. Arap ülkelerine koyu renkleri biz üretiyoruz. Koyu renkleri satışını yapıyoruz. İşte atıyorum Bulgaristan'a daha altın, hayır daha böyle simli, daha gold renkli ürünleri onlara teşhir yani ediyoruz. Yani bölgesel çalışmalar yapıyoruz. Evet, bölgesel çalışmalar yapıyoruz. Araplar evet. Şaşalı işleri seviyorlar. Evet. Yani her ülkenin kendi özgü renkleri, kendi özgü ürünleri var. Ve biz ürünlerimizi ona göre dokutuyoruz. Özel dokuma firmalarımız var. Yani isteğe bağlı da isteğe bağlı bir ürünü yapıyoruz. De çoğaltabiliyorsunuz. Yani artık biz Türk hanımları da daha sadeleştik değil mi? Evet, artık Türkler daha sade. Bunlar falan kalmadı. Yok, kalmadı evet. Sadelikler daha sade, söz daha konusu. Ağır renkler. Ama mesela şundaki hafif sim olayı buna değer katmış diye evet. Düşünüyorum. Hareketlilik katmış diye düşünüyorum. Evet. Goldlar, efendim griler, yine koltuk ve halı renkleri burada mevcut. Evet, evet siz de mobilya sektörünü yakından takip eden evet. Bir ailesiniz. Evet, tabii bakmakla bitmez evet. Bu. Sadece örnekler gösterdik şöyle. Çünkü neden örneklendiriyoruz değerli sektör mensupları? Başarı hikayelerinden bahsediyoruz. Amacımız da başarı hikayelerinin özetini almak diye düşünüyorum. Efendim şimdi showroom'un önemi hakkında da konuşalım. Neden showroom yapma gereği duydunuz? Müşterilerinizden talepler mi geldi? Ya da doğru satışın, ürünlerinizi doğru sergilemenin yolu showroom'dan mı geçiyordu? Showroom'un önemi hakkında konuşalım. Değerli gençleri bu konuda bilgilendirelim. Melikelerini onların artıralım. Tabii. Biz normalde Avcılar'da atölyelerimiz var, atölyemiz var. İki tane atölyemiz var aslında. Büyük atölyemize müşterilerimizi getirdiğimiz zaman müşterilerimiz çok anlamıyordu. Yani diyordu ki görselleri biraz daha görmek istiyoruz diyordu. Biz de tekstil kentte bir showroom açalım dedik. Daha çok görüntüsü olsun diye. Ve şimdiki getirdiğimiz müşteriler burayı beğeniyorlar. Direkt bakmaya değil de almaya geliyorlar. Tamam biz bunu beğendik. Showroom'a bakan direkt kesin alıyor çıkıyor o şekilde. Düşünmeden karar veriyor. Evet, evet. Showroom'un çok faydası oldu bize. Daha da oluyor şu anda. Showroom kesinlikle %100 katılıyorum size. Çok etkili bir unsurdur. Ayrıca sizin bu işi İstanbul'da yapıyor oluşunuz, tekstil kentte showroom'unuzun oluşu da artılarıdır kesinlikle. Diye düşünüyorum. Evet. Bunlar önemli kaidelerdir. Showroom'lardan önce biz hep vitrinleri konuşurduk değerli sektör mensuplarıyla. Bundan 16-17 yıl öncesine evet. Gitmek istiyorum. İşte vitrinleriniz ne durumda, vitrinleriniz ne durumda derdim. O zamanlar showroom kavramı yoktu. Birkaç evet. Büyük firma showroom gerçekleştirdikten sonra tabii sektöre de büyük örnekler oldu. Evet. Şimdi sektör irili ufaklı kendi çapınca, kendi yerinin yettiğince showroom yapmaya gayret gösterdi. Aslında gelmek istediğimiz noktaya sektör olarak geldik diyebiliriz. Evet. Bundan sonra geliştireceğiz Allah'ın izniyle. Sema Hanım şimdi ben sizin de katkılarınızı sorgulamak istiyorum. Ben bu başarının az önce de dedim, dile getirdim. Sadece Yalçın Bey'e ait olduğunu düşünmüyorum. Tamam Yalçın Bey bir atölye kurmuştur ama siz de onun yanında bu mesleği öğrendiniz ki evet. Kamera öncesi konuştuk. Açılmadan önce 3 çocuk annesiyim dediniz. Evet. Bu kadar işe nasıl yetişiyorsunuz? Bu kadar yeniliğe nasıl yetişiyorsunuz? Yani ben hanımların açıkçası bel kemiğini oluşturduğunu düşünüyorum iş yerlerinin. Kesinlikle öyle. Sır sırta verince her şey aşılıyormuş gerçekten. Biz birlikte bu işi öğrendik. Birlikte birbirimizi tamamladık. Yapamadığım yerlerde Yalçın Bey çok destek çıktı bana. Tabii benim yaşım çok gençti bu işe başladığımda. Çok bir şeyden anlamıyordum. Ticaret neydi bilmiyordum. Ama geldiğim noktada bugün Allah'ın izniyle her şeyi yapabileceğimizi, başarabileceğimizi, sadece istikrarlı olmamız gerektiğini gördüm. Sır sırta verince her şey oluyormuş. Çok şükür oldu. Başarmaya devam ediyoruz. Yalçın Bey, kalite, zamanda lojistik, verilen sözde durma, bunlar size ne ifade ediyor? Bunların içindesiniz aslında. Evet. Bunu bizimle paylaşın. Hani şu cümleyle başlayabilirsiniz. Evet Emine Hanım, ben kaliteden yanayım. Kalite bizi bu noktaya getirdi diyebilirsiniz ama sizin yine püfleriniz vardır. Şöyle verelim değerli tabii, yeni nesile. Dediğiniz gibi biz kalite ne yanayız? Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık.
yaşamıyoruz da. Ürünlerimizin devamlı arkasındayız. Bir problem çıktığı zaman devamlı tedarik yapıyoruz. Yani ürünlerimiz yurt dışına da gitse, orada bir problem çıktığı takdirde yine tedavisini yapıyoruz yani. Mesela İsrail'e kaç günde gidiyor? Nasıl gidiyor? İsrail'e konteynerlerle gönderiyoruz. Aşağı yukarı 15-20 gün içerisinde gidiyor. Yani biz bir konteyneri 15 gün içerisinde yapıyoruz. 15 günde gitmesi bir ayı buluyor. Şimdi zaman zaman bana soruyorlar imalatçı firmalar. Emel Hanım, biz de yurt dışına açılmak istiyoruz. Nasıl açılabiliriz? Ben de diyorum ki reklamınızı bol bol yapacaksınız. Evet, kesinlikle. Fuarlara gideceksiniz, fuarları gezeceksiniz. Gerekirse katılacaksınız. Oradan müşteri kapacaksınız. Gerisi gelir diye düşünüyorum. Evet. Siz yurt dışı ayağını nasıl edindiniz? Mesela Libya dediniz. Evet, öyle değil mi? Yanlış mı? Doğru. Libya ile başladık. Nasıl başladınız? Biz ilk önce internet üzerinden başladık. İnternette reklamlarımızı çok fazla verdik. Biraz internette yazışmaya zamanını çok öldürdü. Ama geri dönüşler çok hızlı bir şekilde internet üzerinden sağlandı bize. Bu durum bizi de şaşırttı açıkçası. Hani hiç bilmedikleri bir firmaya güven sağlayarak sipariş veren arkadaşlar oldu. Bu şekilde başladı. İnternetten satışlar bu şekilde hızlandı. Daha sonra aracı arkadaşlar olmaya başladı aralarda. İşte bu üst sektörden, işten anlayan aracılar bizi kendileri buldu. Tedariği kendileri yaptılar. Bu şekilde devam ettik. Yani sosyal medya ayağının, yine kesinlikle, diyorum reklamın, yine çok diyorum dürüstlüğün ve disiplinli, evet, çalışmanın, evet, sonucu olarak yurt dışına çok rahat, evet, açılabilirler. O zaman efendim çok çalışacağız, yapacak bir şey yok. Özellikle yurt dışına açılmak isteyen firmalar için. Şimdi biliyorsunuz sponsorlu reklamlar falan çıktı. Çok da iyi oldu. Evet. Sosyal medyayı doğru kullandığımız zaman ulaşacağımız noktaya da ulaşabiliriz. Bir örneği Yalçınkaya ailesi. 17-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında efendim bu yıl 26.sı düzenlenecek olan Home Tekstil ve Aksesuarları Fuarı var biliyorsunuz. Katılımcılar tabii önceden rezervasyonlarını yaptırdılar. Yine katılmak isteyenler için de biz bu tarihi belirtelim. Elinizi çabuk tutun, fuarı kaçırmayın. Bu yıl ben ziyaretçi sayısının da artacağına inanıyorum. Çünkü biz fuarları özledik. Yeni ürünler görmeyi özledik. Ne kadar bölge sorumlularımız ayağımıza kadar hizmet veriyor olsalar da fuarların tadı lezzeti bir başka. Oralardan sektörü geliştirmek adına takipçi olabilirsiniz. En azından katılmayıp ziyaretçi olarak katılanlara da efendim duyurumuz olsun. 17-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Home Tekstil ve Aksesuarları Fuarı gerçekleşecek. Fuar demişken Yalçın Bey, fuar hakkındaki görüşlerinizi de alalım. Tabii. Mesela hiç katılmayı düşündünüz mü? Fuara katılmayı düşündük aslında biz. Şu anda da yapım aşamasındayız. Büyük ihtimalle 3. holde olma şansımız var. Şu anda yapım aşamasındayız. Fuarın bize çok faydası olacağından eminim. Daha çok arttıracak müşterilerimizi. Bize faydası olur diye düşünüyorum. İlk defa katılacağız. İlk defa 3. holde görüşme aşamasındasınız. Evet, şu anda görüşme aşamasındayız. Faydasını göreceksiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Katılan arkadaşlarımız var mesela. Onlar geri dönüşleri çok hızlı bir şekilde fuarlardan aldılar. Dışı, tabii yurt dışından özellikle. Ki onların tavsiyesiyle biz de katılmayı planlıyoruz. Nasip olursa biz de bu sene fuarda olacağız. İnşallah. Çok güzel diyaloglar orada gerçekleşiyor. Evet. Gerçekten sıcak bir atmosfer var. Evet. Misafirlerini o samimiyetle, o güzelliklerin arasında ağırlıyorlar. Ama şu bir gerçek. Fuar gerçekten büyük bir platform ve bu platforma yeniliklerle katılma şartı bence var. Yani, evet, siz yenilik taşıyamıyorsanız fuara sadece ziyaretçi olarak gidin diyorum ben. Evet. Yeniliğiniz varsa bu yeniliği de yurt içiyle sınırlandırmamak adına yurt dışına taşımak isteyenlerin tek noktası bence, evet, fuar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü komşu standa giren bir işte İngiltere'den gelmiş, İtalya'dan gelmiş bir perdeci mutlaka sizin standınıza da giriyor. Evet. Neden? Amaç zaten araştırmak, bakmak, evet, fiyatları kıyaslamak. Biz tekstilde 3. 4. sıradayız. 4. de demek istemiyorum aslında, 3. sıradayız ama mütevazı davranıyoruz bu konuda. Fuarlar bizim aynamız. Yüzümüzü en iyi şekilde oradan göstermemiz lazım. Evet. Ben şöyle sohbeti şöyle ilerletmek istiyorum Yalçın Bey.
Hani dediniz ya, rahmetli abimiz elimizden tuttu, evet, bu sektörün içerisine bizi bıraktı diye. Ahde vefanız var mı? Tabii, ahde vefamız var. Abimizden sonra bayramlar dokumada Kürşat Bayram var. Sağ, evet, olsun bize çok çok yardımcı oldu o zamanlar. Sevgilerimizi yollayalım Bayramlar Dokuma, evet, ailesine. Bayramlar Dokuma'dan Kürşat Bey çok yardımcı oldu. Buraya kadar gelmemizin birinci nedenlerinden bir tanesi o. İkincisi de Mehmet Bey var. Moda Buse. Evet. Selami Beyaztaş. O beyefendi bize çok yardımcı oldu. Onların, Allah'ın, önce Allah'ın sayesinde, sonra onların sayesinde ilerlemeler kaydettik. Ne mutlu size ki gerçekten sağlam insanlar tutmuş elinizden. Kesinlikle, evet. Türkiye'ye mal olmuş markalar, evet, bu, evet, saydığınız isimler, bu değerler ve mal olmaya da devam ediyorlar. Türkiye'nin kıymetli markaları, evet, gerçekten de bizim yüz akımız, kendileriyle de biz de gurur duyuyoruz. Evet. Selamlarımızı buradan yolluyoruz. Evet. Hayallere gelelim. Şimdi ben hep şunu diyorum, biraz çok konuştum, kusura bakmayın. Bir ev hanımının dahi bir ideali olmalı, varacağı bir sonuç olmalı. Yoksa tembellik üzerine tembellik, bunlar da insanlığın fıtratına sığmaz. Varmak istediğiniz nokta, gitmek istediğiniz yer, bu başarının mutlaka hayalleri de vardır. Şu süreçte hayallerimize kavuştuğumuzu düşünüyorum. Tabii ki daha da insan, daha da ileri atık, daha da güzel şeyler yaşamak istiyor. Şu an bulunduğumuz nokta çok güzel. Umarım bunu bu şekilde devam ettirebiliriz. Hayallerimize kavuştuk biz gerçekten, ciddi anlamda Yalçın Bey'le. Çünkü biz yurt dışı, hep hayalimizde yurt dışına açılabildik. Tekstil kentte böyle bir showroom açabilmek bizim bir hayalimizdi ve biz bunu gerçekleştirebildik. Sırada istikrarlı bir şekilde tabii ki daha da yükselmek. Bu iş alanında daha da kendimizi bilmeyenlere tanıtmak. Şu an güzel bir noktadayız. Ben hep şunu diyorum sohbetlerimde, bazen iş adamlarıyla oturup konuşuyoruz gerçekten marka değerlerle, nasıl bu noktaya geldiniz dediğimde, biz aslında teknolojinin getirimleriyle alet edevatlara yatırım yaptık ama asıl yatırımı insana yaptık diyorlar. Kesinlikle, evet. Ben de bu cümleyi sık sık yazılarımda kullanıyorum. Asıl yatırım insana yapılmalı diye düşünüyorum. Evet. İnsan odaklı, yani müşteri odaklı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Yalçın Bey? Bizim için müşteri çok çok önemlidir. Müşteriye mal satmak, çok mal satmak değil de temiz mal satmak, güzel mal satmak bizim için daha önemlidir. İç piyasaya bir problem olduğu zaman kargo gönderiyoruz mesela. Kırıldığı zaman hemen arkasında oluyoruz. Ürünlerimizin devamlı arkasındayız. Hı hı. Kesinlikle yok, biz öyle bıraktık kaldı, öyle bir şey yapmıyoruz. Her zaman arkasında kalıyoruz ürünlerimiz. 3 metrede ürün alan bizim, 10.000 evet, metre ürün alan da bizim diyorsunuz. Evet, hepsi bizim. Evet. Çünkü insan odaklı işe başlamak zaten o işi başarmanın yarısıdır. Sizi başarıya taşıyacak olan da insan odaklı iş yapıyor oluşunuz. Çünkü cep telefonu bile, her gün yeni bir cep telefonu çıkıyor. Atölyelerimiz de böyle. Bir kurduğumuz tezgahı 3 gün sonra beğenmeyebiliyoruz. Yine teknolojinin den faydalanıp yeni bir tezgah alabiliyoruz. Bunların değişkenliğini sağlayabiliyoruz ama insan öyle mi? İnsana yatırım bence yaptığımız işin en büyük parçası diye düşünüyorum. Aslında bu showroom'da evet insana yatırım olmuş. Evet, sizi evet, bu konuda tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hikayenizi bizimle paylaştınız. Showroom'unuzun kapılarını bize açtınız. Onun için de yine tekrar söylüyorum. Sizi sektörün yeni nesiline örnek teşkil ediyorum. Sema Hanım, efendim şöyle programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz bizlere, bizler aracılığıyla tüm sektördeki meslektaşlarınıza? Eylül Perde bir markadır. Müşterilerimize ve size de teşekkür ediyorum. Eylül Perde müşterilerimiz için yeniliklerle üretmeye devam ediyor. Bizi takip etmeye devam etsinler. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Başarınızı kutluyorum. Daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Yalçın Bey, siz neler söylersiniz? Nasıl hitap etmek istersiniz değerli sektör mensuplarımıza? Bizi takip etmelerini istiyoruz. Eylülperdesistemleri.com'dan orada ürünlerimiz var. Artı sanal fuarda da varız. Orada ürünlerimiz var. Yurt dışı müşterilerimiz de oradan bizi takip edebilir. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz.
Efendim şimdi sanal perde fuarını ilk defa duyanlar olabilir. Hemen küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. Biz perde satıcıları haber portalı ailesi biliyorsunuz uzun yıllardır sektörümüze basın ayağında hizmet veriyoruz. Sadece perde satıcıları haber portalı ile kısıtlı kalmadık. Bunun yanı sıra bir dergi hayata geçirdik. Perde Satıcıları dergisi. Yine dergiyle de sınırlı kalmak istemediğimiz için sizlere daha verimli bir hizmet verebilmek adına Sanal Perde Fuarı'nı kurduk. Sanal Perde Fuarı'nda efendim yine Türkiye'nin birbirinden değerli markalarını orada ziyaret edip ürünlerini görebilirsiniz. Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Bir başka başarı hikayenizde tekrar sizi ziyaret etmek isterim. Bir başka başarı hikayenizde tekrar kamera karşısına geçeriz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet değerli sektör mensupları, bugün sizlere İstanbul Tekstil Kent'ten seslendik. Eylül Perde Sistemlerinin başarı hikayesini paylaştık. Sema ve Yalçın Yalçınkaya ailesini yakından tanımaya çalıştık. Bir başka başarı hikayesinde birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.